Selamlar dostlar, sizlerle bugün Prusya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hançereden ayrıldım, kafam attı ayrıldım. Ayrılmasam daha iyiydi ama ayrıldım. İmparatorluk olmak için ayrıldım. Ben öyle uygun gördüm. Almanya'yı kuracağım. Onun o Hançeresini de yıkacağım biz sonraki savaşta muhtemelen. Ha, umurumda mı? Gocundum biraz, yalan yok. Biraz gocundum. Yani yaptığı hareket beni biraz üzdü ziyadesiyle. Gocundum. Ama yani beni hak etmediler. Beni hak etmediler. Ben Eçeri'yi kollayıp korurdum yani. Beni hak etmediler. Hani 5 yıl verseler aslında Almanya'yı tanıyamazlardı. Yani tanıyamazlardı. Sen bir orada bir wipe yesene dayı be. Şu wipe'ı ye be. Orayı bir yıkabilir miyiz ustam? Şu orduyu da şuraya gönder. Defans ordusu kalsın. Ya bu savaştan sonra biraz birlikleri ayarlayacağım. Varşova'yı geri kurtarmış bu arada köpek ya. Burada bir wipe var mı ustam? Yakında. Varşova'yı geri alalım. Tamam, Ceneviz düştü. Dolayısıyla barış da geldi. Var rep. Ve para. Keyifli. Heh, geldi. Global Trade geldi. O geldi. Global Trade geldi. Quantity'yi bitirdikten sonra diğer mission'ımızı da yaparız. Ya bundan sonra baya bir mil puan lazım olacak. Ben şuna bir fokusu atayım. Şunun ilişkimiz ne durumda? Ona birazcık daha improve atalım. İleride para vermek durumunda kalmayalım. Güzel. Wunderbar. İki stack 60 ile oynayabilirim. 30 ayırabilirim. Bir stack ile oynayabilirim. Norveç'e ilerleyebilirim. O da bir olası ihtimal. Ama Norveç'in bayağı bir korunduğunu söyleyebilirim. Yani Norveç'te çok bir işim yok. No leader mı? Kiss. L orduları saçma sapan yerlerde at koşturuyor. Osman'ım güçleniyor güzel. Osman'ımın güçlenmesi çok iyi. Osman'ım Rusya şeyle helallik yapmış. Osman'ım bu şartlar altında belki ya da ben aslında Rusya ile helal olabilirim. Eğer ki Avusturu yoktur. İspanya helalliği var. Olamazmışım. Keyifsiz. Brandenburg Gate'in artık level up'ını verelim. Polonya ve Litvanya'yı tek yakaladık. Alacağımız toprak da belli, Varşova sadece. Aslında bir Humiliate atalım ya sana. Evet. Birazcık daha işgale devam edip, savaşa devam karar verip Humiliate de atalım. Biraz puan kazanalım. İyi olur. Dördüncü sıradayız şu an. Ticaretten dolayı mı? Neyden dolayı? Development'tan dolayı. Rus bizi geçmiş biraz Avrupa'da. Orta Asya mı? Evet, Orta Asya'ya inilmiş. Kafkaslara inilmiş. Osmanlı ile el ele olmasını anlayamıyorum. Şu ordu bir wipe yesin. General kötü ya. Generalimiz iyileşirse ya, yemeye başlarlar. Bir lider daha kaybettik ya. Sen de şurayı işgal et. Alacağımız böyle bir şey. Yani 74'lük skor lazım. Vermez, il verir. Ben hala da Rus'un Polonya'ya girmemesini anlam veremedim. Girerdi, uyudur. Severdi. Ama girmedi. Paşam sen de biraz favor da kasabiliriz ama favorun var zaten. Ben biraz koalisyon tehditlerini hafifleteyim ya. Diplomatımız da gitti, o da üzücü. Keşke gaza gelmeseydim ya.
Tamam, işgal ettik orayı da. Güzel. 64 yakında verir. Hatta şu iki kaleyi düşürürsem Warrap bile alabilirim. Warrap'e gerek yok. 3-5 kuruşun peşinde düşmeyelim. Gariptir. Polonya'dan ayrılmak istemiyor. Yani hiç Liberty's ayrı yok. Şu an bizi kurtaracak şey belli. Şunu da bir annekseyelim. Şu an bizi kurtaracak şey belli. Tamamen bina yani. Aldığım her şey bize eksi yazıyor yoksa. Bize bina lazım. Government binaları lazım. Government reform lazım. Bir tur çekeceğim. Yeni rivalımız Avustur İmparatorluğu olur. Neyi bitirdi şimdi, vazgeçmesem de olurdu da işte. Neyse. Orduları şurada toparlayalım. Biraz hem koalisyon hem de ileride fetihlerimizi şey yönünde yapmak için, Holy Roman demiş pardon, Almanya kurmak için fetihlerimizi biraz soğutabiliriz. Alacağımız savaşlar yani gideceğimiz yerler bir tık fetih savaşları olabilir. Boş tane depo kursam ne olur ya? Gene kurtarmadı. Ben bunu neye göre kurduğunu anlamıyorum ya. Berlin'de de tutamayacak. Böyle bir orduyu tutamıyoruz. Danzig, Königsberg olmaz mı? Olmazmış. Kurtaramadık. Hanzolen prenslerinden gelmeye başladı. Manidar. Manidar. Hala. Ucuz üçlük advisor. Pek iyi olmadı. Peki arzumuzu kaldıralım ki bize vermesin. Trier. Savaşlarına çağırma bizi artık. Kim var başka? Kolokne var. Kolokna nerede ya? Ofansifine gelmeyeceğim. Başka? Mainz, senin de ofansifine gelmeyeceğim. Yani 3 elektör var. Belki bizi yine imparator seçerler. Bilmiyorum, bakarız. Birkaç Katolik state'imiz var hala. Bunu yapacak çok bir şey yok. Aggressive expansion almadık. O biraz hata olmuş. %5 iyidir. Gotland'ı aldıktan sonra rahatlarız. Buradaki ticaret tek yönlü olarak akmaya başlar herhalde. Dallas Kogon'in otonomisi mi artıyor? 15 dukat kazanıyor. Oranın fabrikası var ama. Gerçi binayı bitiremedik daha. Prosperity'si var. Çok faktör var şu an. Yok, manpower'ı da yediremem. Saksonya yenilebilir.
Mines bize satarım diyor da yani Mines o bende çıktı be oğlum be. Yani bende çıktı be oğlum. Benim zaten para ihtiyacım var. Ghostlar'ı da attılar. Ghostlar'a muhtemelen Frist'i vermişti aynen. Ne durumdasın? Ya şuraya ha aldın mı? Almışsın. Ben oraya biraz Prusyalı ordu göndereceğim. Gemide basalım da biraz taşıma gömsün. Biraz Prusyalı adam gönderelim biraz. Ne bileyim yeni dünyaya açılalım ya. Burada yapacak iş yok az. 20, 30, 30'luk iyidir. Tamam 30'luk bir taşıma filosu yapalım. Yeni dünyaya gidelim. Yeni dünyadaki minik Amerikamızı kurduralım. Bu da bitti. Frederick Wilhelm. Çok güzel fehir geldi. Çok güzel fehir geldi. Harika. Ya şu an kralımız da çok iyi ama. Tamam şimdi yatış dönemine geçiyoruz. Ekonomik atılımlar yapacağız. Biraz para kazanacağız. Ve yeni dünyaya gideceğiz. Bir tane Heçeriye ülkesi daha annekslediğimiz için hepsi bize tribe girecek. Optik hataydı. Harika. Şimdi Filipoliçemiz var mı? Hayır yok. Şimdi baba. Geldik. Bunu yaptık. Onu yaptık. Niye alamıyoruz o görevi? 100 profluk. Yapacağız. Mecbur profluğa yatıracağız şu an. Prof'un 100 olması için çabalayacağız. Şurayı da hallettik. Güzel. Drill'e koyalım onu. Yüksek geldi. Çok açtım çünkü. Tamam. Delillerimiz bittiği zaman çok daha iyi olacağız. Krakow'un üçlenmesi lazım. Ama Dallas Kogan şu an öncelik. Binalar daha da öncelik. Hala. Buna var ya 1000 puan da basarım. Amanin. Admin Efficiency Development Cost ve Üniversite. Hak etmiyor diyemezsiniz. Ama teknolojiyi de benimsemeden bunu yapmayalım. Otonomi artışı hafiflet edebilir. Kaç yıl alacağız? 63 yıl dayanacağız. Zaten barıştayım. Çok önemli değil. Gel. Artı bir de merchant veriyor. Tamam 55. Şimdi olur. Word. Çok word. Wunderbar! 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 Artık çok iyi durumdayız. İkinci sıraya yükselir miyiz? Yani Osman'ım şu an biraz sıkıntı ama zaten şu an majör gücüz yani. Şu an Russia... Yani bittin oğlum seni yedim seni. Artı bir tüccarımız var. Valla orada da ticari gücümüz var. Ama ben diyorum ki hocam, hocam biz niye Viyana'dan ticari gücü almadık ki? Vardı yani. Biraz para kazanalım be. Dallas Kogan'e hemen şunu bir bitirelim. Ben power'ı harcayacağım. Çok güzel. 19 kazandırıyordu. Biraz prosperity'deki sıkıntılar var. Baba buraya üniversite çok acil. Aslında üniversiteyi bir beşleyebiliriz hocam. Üniversite bir beşlenebilir.
Merkantilizm verecek. Bu bayağı iyi yine. Defans gemilerimiz için bayağı iyi. Şunun upgrade'i verilebilir. Evet, filolarımız toparlanıyor. Yakın zamanda gideceğiz. Biz buraların trade center'ları niye upgrade demeyi unuttuk ya? Hemen upgrade diyelim. Çok kaybediyoruz burada, çok. Şimdi buradan çok daha fazla para kazanacağız da. Ben burada collect atacağım bu arada. Zaten Global Trade'i çıkardık. İngilizlere boşuna para kaydırmaya bence gerek yok. Bu çağ işimize yarayan bir çağ yani. 74 ay boyunca iyi para kazanacağız. Sonra Apsu çağında daha da güzel olacağız. Gerçi Apsu çağında biraz para kaybedeceğiz. O Polonya'nın o buff'ını Polonya kullanamazken bizim kullanmamız çok iyi. Çok iyi. Çok güzel bir mission'mış. Bir 7. reformu da yapmak lazım. Niye artmıyor ki sen ya? Otonomiden kaynaklı değil mi? Evet, lokal otonominin averajından kaynaklı. Çok sıkıntı. Otonomi kısacağız. Bu otonomiden alayı çok fazla. Rava. Rava. Burada state yapmamışız, yapacağız. Her yere state yapacağız, mecburuz. Buraya da yapmamışız. Krakow'a da yapmamışız. Buraya da yapmamışız. Tabi şu an çok büyük sıkıntı. Bunu yaptığım için o GovCap uçacak ama zaten yani Prusya militarizasyon gidecek de 100 yapınca. Binadan kurtarırız onu. Mühim değil. Savaşa girmeden efendi gibi oturup otonomilerin acilen kısılmasına bakacağız. Bir de bizim otonomi ne durumda? State ne durumda? Bakalım bir state'ler. Her yer state gibi duruyor. Buraların otonomisi. Bura nere? Hala esensi var. Okey. Yo, ikinci korunu atmadım biz şimdi. Evet, ikinci korunu atmadım biz şimdi. Okay. Sıfır otonomiye düşüreceğiz. Ülkenin potansiyelini arşa çıkaracağız. Hayır, kolokna. Tabii. 30 gemi, 2 tane daha gemi. Evet, yeni dünyaya gidin. Buraya İspanyollar girmeye başlamış. Biz de gidip payımızı alalım. Olur. Lan dur, gemi gel. Geri gel. Asker unuttun, geri gel. Eşek. Sweden'a Osman'ım umarım boruca girmez üstün.
Lazım mısın? Bir tek otonomiden yana patlayacağız. O da halledilir. Polonya'dan bir şey almayacağım da belki Osmanlı'm istiyorsan o toprak veririm. Dallas Kogan'ın prosperitesi çok mühim. Buna dikkat edelim. Ya bir sekor diye oraya gönderecek kadar değerli kısacası. Osman'ım çok iyi durumda. Local trade power olabilir. Trade range. Ama şu an bence mantıksız. Onun yerine genel olarak development basmak, Dallas Kogan veya alternatiflerini iyi. Ama tabii üniversite bastığımız yerlere bu development'ı basacağız. Mesela şu an Dallas Kogan Üniversitesi biterse oraya biraz yatırım gelebilir. Tabii yine Prosperity'sinde sıkıntı da var. Burada yapalım. Production binasının yapılı mı? Yapılı. Buraya basacağız. Buraya mill dev de basacağız. Ucuza ya 60'a basıyoruz. Osman'ıma Eflan'ı veririz. Ben Polonya'dan toprak almayacağım zaten. İsveç'ten alacağım. Hatta İsveç'i yani olsaydı vassal alırdım. Ya da Finlandiya'yı ya da hani vassal olarak bırakabilirim. Olmayacak iş değil. Trade power'ını alırız. Hem de kor olur. İyi olur iyi. Yani şu komple şöyle yiyeceğiz. Yani koalisyondan zinhar sıkıntı yok ama şeyden sıkıntı var. Governing kapasiteden. Bir Finlandiya orada free bırakılabilir abi. Frisia var. Burada hemen bunu ikinci şeyde vassal bırakalım bir Finlandiya'yı. Hatta Finlandiya'nın Reconquistası da vardır belki. Bakalım. Buraları Osmanlı'ya işgal ederiz. Polonya üzerinden iyice bir geçelim. Dallas Kogan ne durumdasın? 87 güzel. Development cost ve hani production oturduğu zaman oradan çok büyük paralar alacağız. Çok büyük. Bunu da bah diyecek kadar. Friesland. Var refer. Tam onu da verme defol ya. Çok işim yok zaten HR miner'sın. Zengin toprak ama çok işim yok. Güzel. Hamburg güzel görevini yaptı. Gotland'daki ada yani trade power açısından iyi ama zaten debuff yedik ona ya. Başından kötü. Yeni dünyaya da gitmek lazım. Ben hatta yeni dünyaya şu 30K'yı şuraya alıp gönderebilirim. Yani İsveç yüzünden de burada bekleyecek değilim. Yeni dünyaya gidelim. Bir tane admiral verelim. Başına bir şey gelmesin. Bir upgrade de atmak lazım ama dönüşte atarız artık onu ya da orada atarız. Şöyle bir yeni dünyaya açılsın çocuk. Ya bunun da üzerinden biz geçeceğiz. Şu an Florida kolonisi var. İspanyol'un. Bizim çocuğu korursak oradakileri döver. Çünkü ben çok para bağlayacağım. Oysa onlardan para çekecek. Asıl sıkıntı da burada başlayacak. Ve ben bizim çocuğa şimdi şey de basacağım. Portsmouth binası. Gitsin kendi kendine dövsün oralarda. Manpower ben veriyorum zaten. Portsmouth binalarını basarsak. Fena durumda değil bu arada. Maşallah, maşallah. Yani böyle gerçekten bir Florida yenerse Amerika olacak gibi.
Forsmith binalarına basalım. Çok askerde kalsın. Miltech olabilir Dipteş'le beraber. Ama çok puan ya, ucuzlasın. Vazgeçtim. Ben şunu bekliyorum. Osman'ım oraları aldın mı? Teslim bile olmuyor erkek ya. Buraların da otonomisini kısarsak bu iş bitti. Tabi Etrişin'e da biraz asker kaybediyoruz. Bu ne ya? Oha. Florida çok güçlü. İspanyollarla bir kara savaşına iki yerde göze alabilirsem eğer, kolonyal olarak Florida'yı yemem demek büyük bir kaosu getirir. Eğer ki kolonyalde bir tek daha ordu çıkarıp da şu kolonyal savaşı zaferle sonuçlandırabilirsem İspanyol'a karşı, işte keşke ona da bir savaş açsaydım ben ya. Florida çok güçlü ve bizim çocuğu şu an yer. 29.000. Ama Florida'yı bir kere de döversem buradaki bütün devletleri yiyecek derecede bir güç sağlayabilirim. Florida çok güçlü şu an. Bizim istediğimizi o yapmış. Ve İspanyol'u bir kere yenmem demek net bir şekilde de yenilgi, yani koloni çağını bitirir onun. Biz şu cici savaşımızı bitirelim de Polonya bir harpten çekilsin. Şu Efla abi Osman'ıma ben bir hediye vereyim. Opsiyonlayayım. Hem biraz Polonya zayıflasın. O savaştan sonra verecektir. Aynen. Da Osman'ım burayı da verem mi sana? Verem. Şöyle bir yol yapayım sana. Gerekiyor. Al Osman'ım, afiyet olsun. Artık bir cihan imparatorluğu ha? İsveç full endeksi. Mesela fullsün. Bir Rus'un koalisyona girmesinden korkarım da o da mühim değil. Şimdi seni de bir Finlandiya vasal bırakalım. Katolik olman kötü. Bunu bir konvert edelim. Tamam, geri kalanda da toprak verelim. Abo'yu al. Alan da al. Kaynuyu al. Robermi'yi al. Robermi pardon. Enere'yi al. Bura bende kalsın. İki toprak da ben aldım. İki diş de ben aldım. Güzel. Hem de Finlandiya'mız büyük oldu. Ve ben ondan birazcık otonomi sürdükten sonra tüccarlığında tüccarda isteyeceğim yani. Bir tık önemli artık. Yani çok etrişin yorum ya. Gotland'ı boş verelim. Bizim birazcık manpower'a ihtiyacımız var. Şu toprakları bir kere çekelim. Şimdi burada 30.000. Burada en azından 100.000'e yakın bir Prusya kuvveti bulundurmam lazım. Yani savaş hem kolonyal olacak. Hem de ne derler ona? Yani hem kolonyal bir savaş olacak.
Hem de ana kara savaşına dönüşecek muhtemelen. İki yerde de sağlam durmamız lazım. Şurada şuraya bir fort, şuraya bir fort. Yani uzun bir süre düşmemesini istiyorum. Dayansın kendini, hazırlığımızı ona göre yapalım. Çünkü bu Amerika'nın fethi açısından bizim için muazzam bir fırsat. Fortlarına da ben bakabiliyor muyum senin ya? Bir savaş. Kolonyal'de bir savaş her şeyi değiştirir. Army de yolladık sana. Enforce kültür atalım mı sana aslında? Prusyalı olacağım mı? Oyun istiyor mu? Valla olabilir aslında. Liberty artırır ama ileride bizi çok rahatlatırsın. Evet, bizi çok rahatlatırsın. Ama olur ya. Ana kültürün bizim kültürümüz olsun. Danish kültürünü de benimsersin zaten. Senin bir de bir dinine el atmamız lazım ya. Karabi, Florida Conquest. Florida Conquest'i atarsan sen bayılırsın. Hatta o sana girecek bence. Ben o yüzden korkuyorum ya. Ya şunu alsaydık eğer güzel olurdu da. Bir savaş. Florida'nın işinin bitmesi bir savaş. Şimdi senin cebine biraz para da koymak lazım. Bir de bir ismini değiştirelim senin. Nasıl ismini değiştirdik senin ya? Buradan mıydı? Evet, hükümetten. Discovery'in kapasitesi Liberty düşüyor diyor. Bu ne? Missionary Strange geçiyor. Gold falan. Tamam, önemli değil. Land Force Smith. Hayır, bu değil. İşte, sıkıntı şu. İlk başta bunu şey olarak kurduğu için istediğimi yapamadım. Evet, şuradan değiştirdik ismini. Direkt USA. Değil mi? Böyle de çok kötü oldu ya. Direkt böyle yazmak daha keyifli hissettirdi. Daha iyi, daha iyi. Belki ileride daha şey yaparız böyle. Hakikaten orijinal isimlerini de yazarız da. Gerek yok. Yani bir sonraki bölümün konusu şimdiden belli. Koloniyel harp olacak. Bu ne ya? İki tane mi var? Yo, onun. Tane Karabiyan var gibi zannettim. Ama Hollanda atlamış, ticareti bölecektir. Sever öyle şeyleri o. Ya Hatchery'de hala daha güçlüyüz. O iyi. İki tane vassalım var yani. Hatchery içerisinde büyümem hiçbir şeyi kaybettirmez bize. O olsa çok keyifli. Otonomi ne kadar varsa düşür. Sıfır otonomide oynamaya çalışacağız. Yani yerli birkaç isyan tabii çıkabilir. Böyle kayıplar her zaman olabilir. Onlara da dikkat edeceğiz. Şu ana karada kalsa üzerimize gelen İspanyolları püskürtürüz. Tamam. 168K ana kara İspanyol ordusu olacağını zannetmiyorum. Ama biz aslında burada bir tane müttefik alaraktan temel sorunumuzu çözebiliriz. Bir dakika, benim buff'um mu yok? Var. Nasıl 8 ya? Finlandiya'ya saldım ben değil mi? Fransa'ya da aldım. Trier, defol. İşlevsiz ülkeleri artık atacağım. Ya da dur bakayım, Trier fena değilmiş. Kolokne daha zayıf. Kolokne'yi sal.
Hesse tamam. Mainz tamam. Mainz ya da Trier, ikisinden biri. Mainz'in 17K'lık ordusu var. Trier de fena değil de gönder. Eksi puan yemeye değmezsiniz yani hiçbiriniz. Zaten koalisyon riski yok. Şimdi Fransız topraklarına gider isem ve hani eğer ki Fransa'nın gücüyle beraber İspanya anakarada defeder isem Kolonyel'de muhteşem bir zafer alırız. Manpower lazım. Çok fazla lazım. Acil lazım. Çok lazım. Burada bir 30K'lık ordu daha yapabilirim. Bu bir seçenek. 30 bin daha ordu yapabilirim. Avusturun daha bize yani kaldıracak kolu kaldığını düşünmüyorum. Heçer'de de koalisyon riski yok. Hatta Avusturun ben daha hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum yani. Ben de ona yapmam. Rusya ile ittifak. Yani gidip de Rusya'ya bulaşacağıma gerçi Rusya'ya bulaşacağız mecbur. Heçer'e içine büyümek istiyorsak. O biraz keyifsiz oldu. Keyifsiz oldu. Kolonyeli adam taşıyalım. 100 bin kişilik ordu kolonyelde olursa yani Kuzey Denizi'nden gelen parayla beraber şu an o koloni bize bir şey kazandırmıyor ama Kuzey Denizi'ne kadar erişebilirse oradan buraya para akışıyla ekstra bir kanal açabiliriz kendimize para kaynağı. Production efficiency. Daha az kogen geldi mi uzun? Ah ne Allah senin. 25 dukat kazandırıyor. Güzel. Her bastığında 0.37 ha. İyi para. Vallahi iyi para. Milteç'e gerek yok. Adminteç'e gerek var. Aynen şu an hiçbir şey değil. Dev basıyor sadece. Gemileri de hayrana bir upgrade mi atsak ya? Atalım atalım. Navalda tabii ki de çok güçlüler. Yani şu an Navalda bizi dövemeyecek ülke yok. Ama bu durumu tersine de çevirebiliriz istiyorsak. Building slot'un fazla olduğu yerlere yalandan öyle bir gemi şeyini halledebiliriz. Bir kere daha merkezi destesem çok iyi olur ya. Gavcap'i halledeceğiz ya. Şu an Gavrin kapasite bir şurada burada ne kadar çok development var. Oo, tabii farmlenter. Biz burada var ya hani Avusturun canını almışız resmen. Ben senin düşmanın mıydım? Dedi. Bohemian kristali aldı. Prah. Prah. Prah mı? Neredeydi o kristal ya? Bir yerde kristal vardı. Onu çaldı gitti dayı ya. Camı. Mora değil galiba. Şunu. Biraz. Keşke çalsaydım elinden. Gemiler upgrade edilip hallolduğunda savaşa hazır bir filomuz da olsun. Konsol mu açıldı? Iron Man'deyim lan ben. O nasıl oluyor? O da iyiymiş. Iron Man'de değil miyim ben? Iron Man'deyim. Evet, Iron Man'deyim. Ama konsol var. Nasıl ya? Çalışmıyordur herhalde. Dur bakayım. Ha, tamam. Bir an nasıl açılıyor diye bir düşündüm. İyi. Bir oda kuralım. 10 tane daha savaş gemisi. Hatta bir 10 tane daha savaş gemisi üretelim. Cezası zaten basıyoruz dumanlardan. Güzel. Keyifli. Oralarını da korunu yaptık. İkinci korları da bir atalım. Ya Samileri de aldık da o çok mühim değildi. Silezya'yı ikinci korunu atalım ama. Şey pardon, kültürünü kabul edelim ama. Çok büyük manpower var burada ya.
Tamam, toprak satın alımı satışı yapabiliriz birazdan. Gemimiz hazır mı? Evet, hazır. Bir 30K daha gönderelim yeni dünyaya. Ya bizim çocuğun da az bir şey olsun ordusu var. Aslında ya bunun desteğimle dövebilse buradaki ufaklıkları çok büyük sıkıntı yaşar. Yani böyle benim savaşa gelmedim ama onun hani koloniyel birebirine çıktığında attığı bir savaş olsa ve bunu kazansa çok iyi olur. Orada bir kesin isyan yaşayacağız. O belli oldu. Şurada galiba ya. Aynen. Orayı bir korlarız. Proflu halledelim. General çekmem lazım. Valla diril atıyoruz. O yavaş yavaş gelir ama bakalım. Oranın da dinini değiştiriyoruz. Güzel. Bizsek ordu daha istiyor muyuz? Ya da orada üretelim aynen. Bizsek de burada üretelim. Forsmith'im devasaymış ya. Bizsek daha mı ürettik? Ürettik. Hatta lan bayır domuzuyum ben deyip bir tane daha üretecektim de ben power yokmuş. Aslında Usman'ın bu harbe gelir ise koloniyel savaşta onu da söyleyeyim devasa bir zafer olur. Aynen öyle. Bakayım bir agresiflik ne? Cost for %25. Tamam, agresif expansion az. Harika. Yani koloniyel savaştan açarsak eğer North America Conquest'iyle çok iyi olur. Veya yani Osmanlım da gelir, Fransızım da gelir. Biz de bunun canını okuruz. Hem ana karada mahvederiz, hem kolonyalde mahvederiz böyle bir senaryoda. Evet, bu iyiymiş. Bunu uygulayalım. Hapsu çağına geçtik. Osmanım aslında çöküş dönemine girdi ama farkında değil. Bizim de ekonomi sarsılacak. Çünkü Dalans Kogen'den tut her yere kadar debuff yedik. Polonya'nın o güzelim cici bof vardı. Ah bir tur daha binseydik be oğlum be. Şimdi keşke İsveç'in takını alsaydık. Çok iyi olurdu ya. Tamam, donanma mecburen burada kalacak. Ufak tefek aksiyon olursa DU. Bir tane daha asker çıkartıp savaşa başlayabiliriz, kolonyal savaşa. Senle bir feyvah, 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 feyvah. Gel, 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 gel. Bir sonraki bölüm savaştayız ama onu da söyleyeyim. Neredesin ya? Ha. Şu Saksonya'ya claim atalım. Kafi. Üniversite görevini yapmamış olabilir miyim? Kim? Ha yok, yapmış. İyi. Red Company'niz yok. O biraz tabii uzaklaştırıyor bufflardan ama bir tane daha kültür kabullenseydik iyi olurdu. Bir de şu government reform'da çok gerideyiz. Ta 614 yani 4, ama 4 yıla bitince çok güzel bir şey alacağız bundan sonra. Bir de bizim buff'ımız var. Çağ buff'ı 7'yi alırsak eğer. Aynen, bunu alırsak eğer şurada buff'ımız var. Reformu yapacağız. Sonrasında da bunu alacağız. Otonomi kısmadığımız yerler varsa da kısalım. Bir sek ordu daha çıkaralım.
Bu Almanlar niye yeni dünyaya bu kadar geliyor yahu? Diye düşünebilirler tabi. Rival almış. Sen kimsin de beni rival'ın lollipop deyip almayacağım çünkü İspanyolcam. Yok onu boş ver. Gemileri de üretiyoruz. Büyük gemi ya. Yani 30 tane büyük gemiyle bence yani İspanya'yı dövebilir miyim ki? Belki döverim. Gemisinde bayağı bir sıkıntı var ve şu an yeni dünyaya gubarmış bir şekilde ilerliyor. Şu diğer Spitzek daha vurdum eğer ki çıkmaya başlarsa. Buradan yani kaç kalacak? 30, 30, 30, 90, 120 bin ordu ile gireceğiz evet. Güzel. 120 bin yeni dünya için çok iyi bir sayı. Ve hani işin finalinde de bizi çok iyi yerlere getirir. Anakarayı da koruyoruz. Ruslardan da çok iyi bir para dilendik. Da ben Trade Center upgrade'imi unuttuydum ya. Bakayım. Evet unutmuşuz. Lübeck'te mi? Stockholm mu? Stockholm daha iyi bir tercih olabilirdi. Zaten öyle bir tercih yapmışız. Riga bizde değil. Königsberg olur. Aynen Königsberg olur. Burada olur aslında. Bakayım. Buraya daha dev basmayız herhalde ya. Bir. Ulan. Birer tane daha attık be oğlum be. 45 yaptık. Yeter. Hatta edikt varsa kaldıralım bir yerlerde. Ha oraya belki lokal şey verebilirim. Production verebilirim aynen. Trade Power gerçi çok da değil ama. 22. Meh değmeyebilir de duruma göre. Stockholm'e kesin değer. Stockholm çok önemli. Bayağı önemli. Yine Protectorate verilebilir. Danzig'de var. Ve burada var. Güzel. Holstein'e verdik. Sijalanta da verelim. Wunderbar, wunderbar. Güzel. Bir tüccar oradan. Peki bir daha arttırabiliyor muyum? Evet, tabii bir tane daha var. Peki diğeri neresi? Üçlenir. Zor. Çok zor. Şu an üçlenecek yer adam gibi yok. Ordularımız hazırlansın. Biraz cebimizde de aslında para kalsın istiyorum. Army Prof'luk level up aldı ve evet. Tık. Bayağı iyi bir şey ya. Yani bayağı iyi bir şey. Warfarm'ımız, üçlük advisor'ımız var. General olarak alabiliriz. Admin puan da alabiliriz. Valla generale ihtiyacım yok da belki moral advisor'a işimize yarayabilir. Ve Prusyan militarizasyon son seviyesine geldi. Yani bayağı iyi durumda artık. Onu da söyleyeyim. Bayağı iyi durumda. Artık buradan ekstra reform alabiliyoruz. Yani militeri puan verip arttırabilirim. Veya hani Prusyan militarizasyonu kullanıp buff alabilirim. Veya ne bileyim ne alabiliyorduk buradan da Movement Speed'i alabiliriz. Yani artık bir mekanik olarak gelmeye başladı bize. Militarizasyonu buradan buffladığım vakit zaten kendisi de artacaktır. Reformlardan dolayı artacaktır da Overgovern kapasite tam ucunda tutuyor. O biraz sıkıntı. Yani Gov cap'imiz olsaydı çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Ya burada güzel buff'lar da var yani. Drill olsun, şey olsun. İyi durumdayız. Anakarayı tutan bir ordu var, orayı tutan var. Yani yalandan bir kolonyal savaş yapacağız işte. Şu ordular çıksın. Ve bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Florida ile ve İspanyollarla çok ciddi bir harbe tutuşacağız. Ve bu harbin sonunda da Fighting Another War. Memlük.
Aslında Osman'a ihtiyacım yok. Fransa yeter. Ama belki duruma göre onu da isteyebiliriz. Neyse. İzniniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.